Evet arkadaşlar yine limit yayınlarının Türkiye geneli denemesinden güzel bir katı cisim sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. AYT kısmından taban alanları birbirine eşit yükseklikleri 7 santimetre ve 8 santimetre olan iki dik dairesel koni şekildeki gibi birleştirilerek bir kum saati oluşturuluyor. Birinin yüksekliği 8 santim birinin yüksekliği 7 santim taban alanları eşit. Sonra alttaki kısım tamamen kum ile dolu iken kum saati ters çevriliyor denmiş arkadaşlar. E bu durumda yüksekliği 8 santimetre olan dik koni kısmında kumun yüksekliği kaç santimetre olur diye sorulmuş. Şimdi buradaki hacmin tamamını şu diğerine aktarmış olacağız ters çevirdiğimiz için. Ters çevirdiğimizde diğer koniyi doldurduğumuzda kumumuzun yüksekliği kaça gelir diye sorulmuş arkadaşlar. Şuradaki bütün kumumuzun hacmini bir hesaplayalım diyorum. Taban alanı çarpı yükseklik yaparsak. 1 bölü 3'te unutmayalım tabi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Aslında bütün konularda 1 bölü 3'ü kullanacağımız için burada da oran üzerinden gideceğimiz için 1 bölü 3'ü kullanmasak da olur. Ama biz kullanalım. Taban alanımız şimdi yarı çapımıza R edersek pi çarpı R'nin karesi e, çarpı yüksekliğimiz 7 bir de bölü kaçımız var arkadaşlar 3. Yani buradaki kumumuzun hacmi 7 pi R kare bölü 3 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Şimdi biz bu hacmi buradaki kum saatinin bu ikinci kısmına dökeceğiz. Ee, tabii ki yükseklikleri farklı oldukları için olduğu için hacimleri de farklı. Burada daha düşük bir yükseklikte kalmış olacak kum. Bu durumda yükseklik ne olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki kumun hacminin 7 pi r kare bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şuradaki konimizin hacmini bir hesaplayalım. Yani tamamını doldurmak için ne kadar kum gerekirdi? Yine yarıçapımız r olduğu için pi çarpı r <laughs> kare çarpı e, yüksekliğimiz normalde 8 toplam hacmi hesaplıyorum. Bölü 3 diyeceğiz. Yani 8 pi r kare bölü 3 olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki şu benim toplam kumumun hacmi üst taraf yani şuranın tamamı alt tarafta alttaki konumun hacmi. Şu pi r kare bölü 3 kısmına ben v dersem şuradaki pi r kare bölü 3 kısmına da v dersem arkadaşlar normalde kumumun hacmi 7 v ama benim şu ikinci seferde doldurduğum konumun hacmi <laughs> 8 V'ye eşit arkadaşlar. Dolayısıyla ben 7 V'lik bir hacimle 8 V'lik bir hacmi doldurmaya çalışıyorum. Ne kadarı dolmuş olur diye hesap yapalım arkadaşlar. Demek ki buradaki koninin ne kadarında olması gerekir? 7V 8V'den 7 V bölü 8 V'den 7 bölü 8'inin dolmuş olması gerekir. Şuradaki küçük konimizle büyük konumuzun benzer konuları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Normalde üçgenlerde, dörtgenlerde alanda benzerlik yaparken benzerliğin karesini alıyorduk alan için. Ama hacimde benzerlik yaparken benzerliğin küpünü almamız gerekiyor. Şimdi buradaki şu sarı kısmın ben kaç V olduğunu biliyorum o zaman doldurduktan sonra 7V. Bütün hacmimde 8V ise şuradaki boşluktaki beyaz kısmı da ne kal neyin kalacağını söyleyebilirim? V'nin kalacağını söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman şuradaki minik koninin hacmine V dersem benim buradaki bütün konimin hacmi ne olmuş olacak? 8V. V bölü 8V de bana 1 bölü 8'i verecek. E, hacimleri oranı 1 bölü 8 geldi. Demek ki bu iki koninin yani şuradaki koniyle şu büyük koninin benzerlik oranı 1 bölü 2 olmalı ki ben bunun küpünü aldığımda 1 bölü 8'e ulaşayım ve hacimlerin oranını 1 bölü 8 olarak bulmuş olayım arkadaşlar. Demek ki şuradaki beyaz koniyle buradaki büyük koninin benzerlik oranının normalde 1 bölü kaç olması gerekiyor? 2. Eğer benzerlik oranı 1 bölü 2 ise hem yarı çapları hem yükseklikleri oranı 1 bölü 2 olmalıdır. Yükseklikleri oranın 1 bölü 2 olması demek buranın tamamı 8 olduğu için bunun 4 biriminin şuradaki minik konide 4 biriminin de şu alt kısımda kalması demektir. Dolayısıyla buradaki kumumuzun yüksekliğinin 4 birim olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki kumumuzun yüksekliği 4 birimlik yüksekliğe sahip gelecektir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.